Merhaba sevgili satranç severler. 1992 yılına gidiyoruz. Mihail Tal, Anı Turnuvası. Mihail Krasenkov ve Evgeni Sveçnikov. Tahtada iki efsane karşı karşıya. Evgeni Sveçnikov aramızdan ayrıldı. 1950 doğumluydu. 2021 yılında 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Rusya doğumlu efsanevi satranç ustası. Bu parti oynandığında 42 yaşındaydı. 27 yaşında büyük usta unvanını almıştı. FIDE Senior Trainer dediğimiz antrenörlükte en üst mertebeye ulaşmıştı. Doğum yeri Çelyabinsk. Bu Çelyabinsk kasabasına dikkat edelim. 2017 yılında Dünya Veteranlar Şampiyonu olmuştu 67 yaşındayken. Satranç tarihinde eski adı Lasker Pelikan, yeni adı Çelyabinsk Sveçnikov varyantı olan Sicilya savunmasındaki çok önemli varyantlardan birini teoriye kazandırdı ve bu varyant hala saygınlığını korumaktadır teoride. Çocuğu Vladimir Sveçnikov halen hayatta ve 37 yaşında şu an. Letonya uyruklu uluslararası usta aynı zamanda FIDE trainer dediğimiz antrenörlükte en üst seviyenin bir altında yer almakta. Babası gibi o da antrenörlüğe yönelmiş durumda. Mihail Krasenkov ise 1963 doğumlu 59 yaşında. Aslen Rusya doğumlu ancak Polonya uyruğuna geçti daha sonra. 26 yaşında büyük usta unvanını aldı. 1992 yılındaki Tal Anı turnuvasında bu turnuvada birinci olarak ilk defa adını duyurmuştu. 29 yaşındayken iki kez Polonya şampiyonluğu var. 2000 yılında Lviv'de ikinci olmuştu Ukrayna'da ve bu turnuvanın birincisi Vasil Ivanchuk'tu, bir efsaneydi. 2001 yılında bir yıl sonra Şangay'da düzenlenen turnuvayı birinci bitirmişti. 2002 yılı Ekim ayı itibariyle 2702 Elo'ya ulaşarak dünyada 10. sıraya kadar yükselmişti ve FIDE Senior Trainer dediğimiz en üst kademe antrenörlük, teknik direktörlük unvanına sahip satrançta. Ve 2004 yılında, bundan 2 yıl sonra da FIDE Dünya Şampiyonası eleme usulüne göre yapıldığı zaman son 16'ya kadar kalmayı başarmıştı Mihail Krasenkov. Bakalım partide neler olmuş? Krasenkov turnuvayı bildiğimiz gibi birinci bitirmişti. Evgeni Sveçnikov karşısında at F3 ile başlıyor. Retinin meşhur hamlesi esnek açılış merkeze piyon getirmedi. Hipermodern anlayış. D5 siyahlarda. Beyaz şimdi D4 oynanca at F6 ve vezir piyonu açılışı simetrik varyantı oluştu. Ve şimdi C4 ve E6 reddedilmiş vezir gambiti satranç tarihindeki bir numaralı açılış diyebiliriz. Netflix'teki diziye adını veren meşhur açılış Queen's Gambit tahtada. At C3. Şimdi C6 ve yarı Slav savunması Mihail Botvinnik'in kariyeri boyunca siyahlarla tercih ettiği ve özellikle Botvinnik varyantında iki tarafı keskin bıçak olan meşhur açılış tahtada oluşuyor. Şimdi E3 fili içeride bıraktı. Ana varyant. At BD7. Vezir C2. Fil D6. G4 ve Şabalov atağa girildi. G4 hamlesiyle G4 piyonunu beyazlar feda ediyor. Siyahın kısa rok atma ihtimaline karşı aynen Sicilya savunması keres atakta olduğu gibi orada da 6. hamlede G4 piyonu feda edilir keres atakta. Merak ettiyseniz internetten inceleyebilirsiniz Sicilya'da keres atağı. Burada da at alır G4'te G hattını açmak istiyor. Kale G1 G hattına geldi. At H6 geri dönmüş siyahlar ve bu hamle hatalı gösteriyor bilgisayar. Daha iyisi F5 atı desteklemek. H3'le ata baskıya ilginç bir şekilde kısa rok atıp atı feda etmek. H alır G4, F alır G4'ten sonra ise piyonu almak yerine beyazlar da burada kale H1 önerisi var. Mat istiyor şu an. Hemen değil ama H7'yi istedi şu anda. Buna G6 oynanca şimdi at H4 zıplayabilirmiş beyazlar. Eşit şanslar veren bir pozisyon tahtada oluşmuş durumda. Alet üstünlüğüne rağmen. Gelelim at H6'ya. E4 şimdi ilerledi ve fil alır H6 piyon yapısını bozmak istiyor. D alır E4, at alır E4, fil B4 bir şah, fil D2 oynamış, fil alır D2, vezir D2'den sonra şimdi at F5 zıplamış siyahlar. Uzun rok, at F6 keskin oyunun habercisi geliyor beyazlardan. Fil D3 gelişim ve siyahlardan kısa rok, G hattı, yara açık hatta otobana rok atıyor. Büyük bir riske giriyor Sveçnikov. Ancak bu riskin bedeli oldukça ağır olacak. Daha iyisi G6. At EG5 zıplayınca kısa rok. Şimdi C5. At H5. Fil C2'den sonra vezir E7 varyantıymış. Kısa roka geri dönelim. Kale G2 ile soru çekmiş burada Krasenkov. Daha iyisi at G3. Şimdi B5'ten sonra C5. Şah H8'e fil C2. G hattı tehlikeliydi şah için. Kale G2'ye geri dönelim. At alır E4 oynamış. Siyahlar fil alır E4'ten sonra. Vezir F6 ile soru çekiyor. Daha iyisi normal F6. H4'ten sonra kale F7 ile G7'yi savunmak. H5 ilerliyor piyon. Vezir C7. Kale DG1. G7'ye baskı arttı. Fil D7. Fil alır F5. E alır F5'ten sonra. Yine eşit bir pozisyon tahtada. Vezir F6'ya.
AT5 zıplamış beyazlar, siyahlardan kale D8 şüpheli hamlesi. Daha iyisi vezir H6'ymış. Vezirleri kesince at H6 tabii ki piyonunu alamaz, açmaz da. Kale DG1, G piyonuna baskı ya da G6 ile kurtulabilirmiş siyahlar baskıdan. Kale D8'e at G4, vezire baskı. Vezir E7 dönünce fil alır F5, E alır F5'ten sonra at H6 çift soru görüyor bu hamleyi, beyazın hamlesini ve alet kaybettiğini düşünüyor bilgisayar doğru savunmayla. Daha iyisi kale E1, vezire baskı ve ilginç bir şekilde vezir verecekmiş siyahlar. Vezir E1, vezir E1, F alır G4'ten sonra vezir E5. Vezire karşı kale fil olmasına rağmen eşite yakın bir pozisyon gösteriyor. At H6 çift soruya geri gelelim. Şah H8'de fırsat kaçırmış siyahlar. Öyle düşünüyor bilgisayar. Peki şah F8 oynasa ne olurdu? Kale G7 feda, şah G7'ye kale G1, yine şah H8. Hemen mat yok çünkü siyah kale son yatayı savunuyor. D5'e çaprazı açtı, kapattı F6, D6 geçer piyon ilerliyor. Vezir F8 alınması büyük risk olurdu. Kale G8 son yatayın savunmasına bağlıydı. Hem vezir hem kale, çünkü kale G8 mat olurdu. Geçer piyonu alsaydı ya da büyük materyal kaybederdi, dikkat edelim. Vezir alır G8'e, at alır G8, şah alır G8'den sonra beyazın vezirine karşı siyahın 3 aleti var gibi. Ancak siyahın gelişmemiş pozisyonu beyaz vezire avantaj veriyor diyebiliriz. Şah H8'e geri gelelim. Kale G7 çift ünlem, kale fedası geldi. Kabul edilmemesi halinde zaten G hattında diğer kaleyi de gelecek, veziri de gelecek. Oyunu da kabul etmiş. Ancak siyahın önerisi bilgisayara, bilgisayarın siyahın önerisi fil E6 kabul etmemek. Kale DG1'den sonra ise vezir F6 ile savunabilmek pozisyonu. Kabul edince siyahlar kale G1 diğer kaleyle şah, şah H8 şimdi mat olmamak için. Şah F6'ya çıksaydı, önce şah F8'e bakalım tabii. Kale G8 direkt mat olurdu. Şah F6'ya çıksa bu sefer vezir G5 şah, şah E6'ya, kale E1 şişten siyah vezir düşüyor. Şah D7'ye veziri bile almaya gerek yok. Düzeltiyorum. Vezir aldıktan sonra vezir E7 ile mat. 3 hamlelik mat var. Şimdi gelelim kale G7 çift ünlem fedasına. Kale G1'den sonra, evet kale G1'den sonra ne demiştik? Şah F6 kayıp, şah F8 hemen kayıp. Oyunda şah H8 oynamış siyahlar. Ve beyazın vezir E2 hamlesini artık siyah oyunu terk ediyor. Neden? Öncelikle siyah vezir F7 piyonunun savunmasına bağlı. Bu piyonu bıraktığı anda at F7 mat var. E hattından çekilmesi halinde ise aynı zamanda F6'yı da tutmalı, F7'yi de tutmalı ve bu çaprazı da kontrol etmeli E5'i de. Çünkü beyaz vezir buradan girdiği anda yine mat var. Yani siyah vezir inanılmaz derecede yüklenmiş durumda. Bilgisayarın önerdiği en iyi savunmada bile siyahlar vezir kaybediyor. O da şu: fil E6 kapatmak. Ama bunu at F7 şahtan sonra fille alırsa vezir boşta. Vezirle alırsa da siyah karelerin kontrolünü kaybediyor vezir. Ve şahtan sonra veziri nereye perdelerse perdelesin sonraki hamle de mat oluyor. Burada en iyi hamle yine fille almak atı. Vezir E7'den sonra fil G6 kapatmak mat olmamak için. Ve şimdi H4 H piyonu ilerliyor. Kale F8'i de. Vezir E5 şah devamında şahın herhangi bir hamlesinden sonra, ki tek hamlesi var G8, devamında piyon ilerleyecek ve açmazdan fil de düşecek. Siyah beyazların vezirine karşı siyahın kalesi kalıyor. En iyi savunmada bile vezir E2'den sonra bu durum oluştuğu için müthiş saptırma hamlesiyle savunmayı veziri E hattından uzun çaprazdan ve F7'nin savunmasından vezire bir tercih yap diyor. Hangisini tutacaksın? Hepsini birden tutma ihtimali olmayan siyah vezir oyunu terk ettiriyor. Evgeni Svechnikov'a efsaneye 42 yaşındayken, 29 yaşındaki Krasenko bu turnuvada zaten müthiş performans sergileyip turnuvayı birinci olarak bitirmeyi başarmıştı. Talih Alma turnuvası. Evet, iki önemli isim, biri yaşıyor, diğer aramızdan ayrıldı. Aralarındaki partiyi göstermek istedim. Sovyetler ve Rusya ekolü gerçekten satrançta uzun süre satranca damga vurmuş bir ekoldür. Mutlaka incelenmesi ve bilinmesi gerekiyor. Oyunu beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.